Arkadaş ya. Ya gene kurcalamışsınız bu arabayı. Bunun gazına düzgün basın ya. Karbüratör gene taşırmış arkadaş ya. Abi vallahi düzgün bastım. Nasıl basıyorsun ya? Düzgün bassan böyle mi olur? Temizle şunu. Tak, kapat. Sen de kaybol. Tamamdır abi. Ha, kurcalama fazla. Abi misafirim var. Oğlum ben misafir sevmem. Bilmiyor musun? Yol geçen hanı mı lan burası? Kim? Keşenver geldi. Rüyana inşallah. Yok, kanlı canlı geldi. Seni sordu. Yazıhaneye aldım, bekliyor. Yahya, oğlum abim öldü deseydin. Hemen niye alıyorsun içeri be kardeşim ya? Abi onunla oyun olur mu? Oğlum, onunla oynama, bununla oynama. Kimle oynayacağız biz? Allah Allah ya. Vay vay vay, kimler gelmiş, biraderim gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, ziyaretine gelemedik yani. Çünkü şimdi ben gidelim gidelim dedim Yahya'ya. Ama o dedi, abi dedi, sonra gideriz dedi. Nasıl olsa dedi, müebbet yedi dedi. Bir ara gideriz, ziyaret ederiz dedi. Değil mi Yahya? Tam olarak öyle değil ama... Bu arada sen nasıl çıktın Ömer Bey ya? Gir dediler, girdik. Çık dediler, çıktık. Her şey bizim elimizde değil Yahya. Yani şimdi öyle bakarsak hiçbir şey bizim elimizde değil. Yaşa diyorlar yaşıyoruz, öl diyorlar ölüyoruz. Ta ki nasıl bilirdiniz denene kadar bu fani dünyada misafiriz. Öyle. Aa, buyurun, buyurun. Buyurun. Merhaba. Enver Bey, sen şimdi yeni çıktın, işlerin çoktur. Fazla vaktini almayalım, ne ikram edelim sana? Bir dahakine içeriz kahveni Yahya. Dediğin gibi çok işim var. Ne gibi birader? Duymuşsunuzdur. Birileri parama çöktü. İskender'e bırakmıştım. Ben içerideyken işlesin diye. Hadsizin biri gelmiş İskender'in parası diye. Benim paralarımı almış. Tanırsınız. Bu Halil İbrahim denen zibidi. Ya tanımayız. İsmini biliriz ama kendini tanımayız. Değil mi oğlum Yahya? Yok tabii tabii, yok tanımayız yani. Robot resmini çiz desen çizemem. Ben de. Bunun kimi kimsesi yokmuş. Bir dayısı varmış. Onu da geçen şişlettim. Akıllansın diye. Ama baktım belli ki akıllanmayacak. Yahya şimdi merak ediyor. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Sizin kulağınız deliktir. Delik ama zarı delik. Bak ben alet takıyorum ama can kulağıyla dinleyince her şeyi anlıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ola ki hani bir şey duyarsanız benim paralarımın yerine dair... ...gelip bana söylerseniz yüzde bir sizin. Yüzde bir derken? Yani Yahya'm... Sen de 1 milyon, ben vereyim 2 milyon. Oğlum Yahya, %1'i küçük görme. Dolar olunca bayağı iyi para. Yani şimdi sen bir şey duyarsan Enver Bey'e söylersin, paranı alırsın. Artık %5 mi olur, 10 mu olur? Onu bileceğiz tabii. Yani şimdi dışarı çıkmış adamın ilk isteğine yok denmez. Ayıptır. Tamam abi, tamam. Ben eğer bir şey duyarsam... Enver Bey'i haberdar ederim. Ben sizi yolcu edeyim. Oldu o zaman. Görüşürüz Musa. Tabii, tabii. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim tansiyonum gene zıpladı ya. Ah. Hazırlattın mı arabayı Yahya? Hayırdır abi, bir yere mi gidiyoruz? Oğlum duymadın mı adamı? Geldi mektubu verdi, sahibine götürün dedi. Halil İbrahim'e mi gideceğiz? Oğlum elimize adresi tutuşturdu, alnımıza pulu yapıştırdı. Sen hala Halil İbrahim'e mi gideceğiz diyorsun? Halil İbrahim'e gitmeydik iyiydi be abi.
Ha, bir bulaşmadığımız orası kalmıştı. Bir yere de bulaşmayalım ya. O zaman abim öldü diyecektin oğlum Keşenver'e. Ben ne yapayım şimdi? He? Ben ne yapayım? Tamam abi, tamam. Ben gideyim arabayı hazırlatayım abi. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Buyur Musa abi. Derviş biraderimizi ziyarete geldik. Kendisi şu an istirahat ediyor. Malum çok seveni var. Hastaneden de kaçırdık. Ama ben geldiğinizi söylerim. Gerekirse toparladığında gelir sizi görür. Yani şimdi hazır gelmişken yeğeni Halil İbrahim'e bir geçmiş olsun dileklerimizi söyleseydik. Hey, siz az bekleyin. Ben müsait mi sorayım? Aynısı Osman. Sor bakalım, sor. Gördün mü oğlum Yahya? Dünkü çocuklar bile hemen alnını uzatmıyor senin gibi pul yapıştırın diye. Bir bakalım, bir soralım diyorlar içeri almak için. Sen hemen atla. Geçin abim içeride. Oğlum Eda yüzüme bakmıyor diyorum. Alo. Sen de onun yüzüne bakma. Bir şey söylemem lazım. E, sormayacak mı oğlum düşündün mü diye? Kardeş, düşünmeden hareket ediyorsun. Kaç kere dedim sana yapma diye. Ulan beni delirtme. Ben mi sana dedim bana yüzük ver de kıza takayım diye? Kendini Didem'den kurtarmak için beni öne sürdün. Oğlum hak ettin sen. Hak ettin, uzatma şimdi. Ayrıca herkes kendi işine baksın. Ben sana soruyor muyum Zeynep'le ne yapacağım, Didem'le ne yapacağım diye? He, sormuyorsun da görüyoruz neler yaptığını. Bırak. Halil İbrahim, havuk yıkalar geldi. Önce dayı sordular, sonra seni. Hı. Tamam Osman'ım, gelsinler. Buraya gelsinler. He. Ben de merak ediyordum. Bunlar herkesi gezdiler, bir bana gelmediler. Ne zaman gelecekler diye. Kısmet bugüneymiş. Turan! Geçebilirsiniz. Hayırdır Osman'ım? Vallahi ben bunları ne zamandır merak ediyorum Halil İbrahim. Ha bir oturup izleyeyim dedim. Hani bir mahsuru yoksa. Yok. Otur tabii. Heh. Geldiler. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Halil İbrahim. Oğuz. Ben Musa, bu da kardeşim Yahya. Biz tanışmadık ama eşkalleri biliyoruz. Buyurun. Eyvallah. Çay içer misiniz? Ya şimdi hasta ziyareti kısa olur. Sizin de çok düşmanınız var. Biz sizi hiç meşgul etmeyelim. Dostumuz düşmanımızdan çoktur. Allah var etsin. Allah dostlarınızı çoğaltsın. Bizi de dostunuz olarak kabul ederseniz, Yahya bir takım şeyler duymuş, paylaşmak ister kendisi. Ne gibi? Abim anlatsın. Tabii Yahya benden habersiz bazı görüşmeler yaptığı için kızdı bana, topu bana atıyor. Bilmem duydunuz mu? Keşenver diye bir bela var. Keşenver hapiste değil miydi Musa Bey? Vallahi biz de öyle biliyorduk. Ta ki bu sabah Yahya ile görüşene kadar. Ne istiyormuş? Siz onun paralarını almışsınız. O da senin dayın dervişi vurdurmuş. Yahya gerekeni söylemiş. Bir daha bizim mekanımıza gelme. Abim seni burada görmesin demiş. Bana anlatınca ben de kalk gidelim oğlum dedim. Halil İbrahim bizim insanımız dedim. Dayısına bunun kimin yaptığını bilmesi hakkı dedim. Demedin mi Yahya? Dedin abi. Sizden ne istiyormuş? Bizden pek bir şey istemiyor. Paramın yerini bulun, %20 sizin olsun dedi. Kapının önünde Yahya onu kovarken demiş. İyi ki görüşmüş Yahya.
Belli ki sizle bana bir mesaj göndermek istemiş. Madem öyle, siz de benden bir mesaj götürün ona. Öyle kapı kapı dolaşarak, yüzde dağıtarak parasını bulamaz. Gelsin, karşıma dikilsin. Ben ona hak ettiğini veririm. Duydun değil mi Yahya? Duydum abi. Bu arada Halil İbrahim, sen bizi duymuşsundur. Hani ola ki yanlış duymuşsundur diye bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Hı. Sizi duymayan yok. Bak, ne zaman, kimi, nerede istersen bila bedel. Değil mi Yahya? Aynen öyle abi. Yani şimdi senin ihtiyacın olmaz ya. Hani dünya hali, sıkışırsan, bunalırsan, ne bileyim, tenezzül etmezsen, ben buna elimi bulaştırmayayım dediğin kim olursa, biz onun mezarını kazar, taşını yazar, pat diye mezar taşını koyarız. Eyvallah. Eyvallah. Dediğiniz gibi bizim ihtiyacımız olmaz. Ama dostluk elini uzatanı da unutmayız. Nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.